Efendim mutlu sabahlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bugünkü alkışlarımızı daha güçlü rica ediyorum. Çünkü bu alkışlar Azerbaycan için, Azeri kardeşlerimiz için yanınızdayız. Haklı davalarında da millet olarak da devlet olarak da yanlarındayız. Bu alkışlar onların haklı davalarında yanınızda olduğumuzu göstersin istiyorum. Sene 2020 biz sivillere yapılan hiçbir saldırıyı kabul etmiyoruz. Artık topla tüfekle savaşı da kabul etmiyoruz. Kabul etmeyeceğiz. Ben şahsi fikrimi söyleyeyim. Azerbaycan'a yapılan saldırıyı ülkeme yapılan bir saldırıdan ayrı tutmadım, tutmayacağım da. Ve milleti böyle düşünen bir ülkenin devleti de aynı şekilde düşünüyor. Yanınızdayız. Ben şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum tüm milletimiz adına. Azeri kardeşlerimiz üzülmesinler. Ve gerçekten onlara bu haklı davalarında da sadece Türkiye'nin değil tüm milletlerin desteğini bekliyorum. Böyle bir şey kabul etmek dünya ülkeleri, dünya ulusları içinde mümkün olmamalı. Arkadaşlar biliyorsunuz Ödev'e ve Sevgi İzli için biz Azerbaycan'a gitmiştik. Gerçekten kendimi kendi ülkemde gibi hissettiğim tek yer. Arada bir sınır var, sınırı geçerken de bir sınırdan geçtiğini düşünmüyorsun, hissetmiyorsun. Aynı dili konuşuyorsun, ortak kültüre sahipsin. Aynı yemeği yiyorsun ve biliyorsunuz yani programımızla ilgili de sosyal medyadan da göreceksiniz Azeri kardeşlerimizin yorumlarını. Biz aynı milletiz. Farklı ülkelerde yaşayabiliriz. Farklı aramızda sınır olabilir ama aynı milletin vatandaşıyız. O yüzden son derece üzüldük, milletçe üzüldük ama arkanızdayız. Bir kez daha buradan Azeri kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı ve Azerbaycan ordusuna da başarı dileklerimi iletmek istiyorum. Allah bizim ordularımız gibi Azerbaycan ordusunu da karada, havada, denizde muvaffak eylesin inşallah. Dualarımız, güzel duygularımız onlarla beraber. Efendim, önce size cuma gününden yarımda kalan konularımızla ilgili bilgilerimizi vereyim. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.